İlk temel hedefimiz, konumuz aslında yurt dışında nearshoring denen, yani daha yakından tedarik. Covid döneminde yaşanan sıkıntılar sebebiyle daha yakından tedarik noktasında neler düşünüyorsunuz? Türkiye odaklı hatlarda ne değişimler görüyorsunuz? Genel anlamda ne düşünüyorsunuz? Tabii burada sözü öncelikli olarak Alkın Bey'e vereyim. Evet, bir Covid süreci yaşadı dünya. Dünya bunu bir şok olarak algıladı. O şokla beraber birçok davranış stilimiz ve bununla beraber lojistikteki bütün dinamikler de bana sorarsanız değişti. O hengameyle beraber insanlar ilk öncelikle bulabildiği ilk şoku atlattıktan sonraki malı almak için de bence dünyadaki bütün destinasyonlara saldırdılar. Bu bence şeyle beraber Covid sonrasında başlayan taleple bilhassa bu talebin de Amerika kaynaklı olmasından binaen lojistik sektörü hiç beklemediği bir talebi arzın da aşağıda kalmasıyla beraber İlk şoku yedi ve hala o şokun yankıları da devam ettiğini ben düşünüyorum. Bunun da biraz daha devam edeceği yönünde benim görüşüm. Yakın kaynaklı dediğiniz gibi taşımalarda da bir artış oldu. O artışta sonuçta her devlet, her ülke kendi sınırları içerisindeki ihtiyaçlarına binaen bulabildiği emtiaya saldırır hale geldi. Fakat sizin de söylediğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşından sonraki süreçten de sonra dünyadaki tekrardan denizcilikte bir rahatlama beklenirken tekrardan bir sıkıntı içine girildi. Fakat yakın taşıma konusuna bakıldığında evet bir etki var. Ama şu anda hala emtiaya bir talep olduğundan dolayı devletler, ülkeler, firmalar bulabildiği destinasyonlardan mal çekmeye devam ediyorlar. Tabii gemileriniz birçok Akdeniz'de, Amerika'da limanlara uğruyor. Türk limancılığını nasıl görüyorsunuz? Böyle kısaca bir kıyaslarsanız bu dönemde Türk limancılığı bu sınavı nasıl verdi? Neler yapmalı sizce? Emekçi arkadaşlarımızın payını veremiyor. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Yani bizim gelişmiş ülkelerdeki yaşadığımız standartlardaki liman işçilerinin işe geliş ve o süreçlerindeki işe bakış açılarını Türkiye'ye uyarladığımızda bence bir milli takım gibi Türk liman işçilerimiz bir gün dahi sıkıntı yaratmadan Türk ithalatçısının, ihracatçısının emrinde mükemmel bir sınavdan başarı çıkmıştır. Ve bunu da ben Türkiye olaraktan hani bence bir gurur abidesi. Bizler de keza bir konteyner yerde bırakmadan ihracatçının, ithalatçının emrinde bıraktık. Sizlerin de son mesajınız. Benim son dikkat çekmem gereken unsur bir kere hani her şerde bir hayır vardır diyeceğim. En azından hep dünyada dökmeciler, tankercilik ve konteyner gelirdi. Artık son senelerde konteyneri ön plana çıkması bir anlamda bizim konteyner ve lojistik şirketleri olarak bizler açısından hak ettiğimiz yere en azından dünya kamuoyu nezdinde geldiğimizi düşünüyorum. Tekrardan konteynerizasyonun geleceği inşa ediliyor. İşte buradaki kapasiteler, kontroller bakıldığında tam bir operatörden lojistik şirketlerine bir transformasyon var. Artık kara nakliyesi, uçak nakliyesi, dijital altyapı falan derken Bitcoin ile bir dijital döngü de sağlanıyor. Bizim de bunlara mutlaka ki ayak uydurmamız gerekiyor. Yeni yakıt sistemleri konuşuluyor. Yeni yapılacak gemiler 4 yakıt cinsini yakabilecek gemiler olmalı. Çünkü trendin nereye gittiği belli değil. Hem LNG yakmalı hem işte very low sulfur mü olacak onu yakmalı, scrubber olmalı falan diye böyle bir karışık dünyadan geçtiğimizde mega yapılar bunların kararını verip oradaki siparişleri veriyorlar. O yüzden de onlara da bizim de kamuoyu olarak yani Türkiye lojistik şirketleri ve entegrasyon olarak
dikkat etmemiz gereken konular olduğunu düşünüyorum.